Emre Demir 15 evet. yaşında muazzam gol. Harika, çok güzel başlangıç. Hı hı. Devam etmesi lazım. Evet, ben çok övme yani şimdi böyle, oluyor öyle şeyler. Emre Demir zaten durumun farkındadır. Hocaları da söylüyordur da başlangıç çok sansasyonel oldu. Çok güzel oldu. Türkiye liglerinde gol atan 15 yaş 266 günlük. 267 Beşiktaş'ta gün. Muhammed vardı. Bak oraya getirecektim lafı. Şimdi o Muhammed'i en son İstanbul Spor'daydı. Ben unuttum. Karagümrük'e mi gitti? Muhammed Demirci. Evet, ben de takibi Muhammed Demir Gaziantep'te forvet olan Bursa çıkışlı golcü. Muhammed, biz NTV Spor olarak işte bandını yaptık, klibini yaptık. Kendi yaş grubu oyuncular arasında Messi gibiydi. Evet. Şimdi bu işin bir iki boyutu var. Herkes de biliyor, çok önemli bir şey söylemeyeceğim. Bir fiziksel boyutu var. Hı-hı. Çocuk 13 yaşındaki fizik durumu 19 yaşında aynı şekilde topa yatkın olmayabilir. Oyun stiline yatkın olmayabilir. Aynen, evet. Yani Muhammed'in oyun stili daha yere yakın, böyle hızlı çabuk bir oyuncuyken daha farklı bir vücut yapısına sahip olup Hı-hı. o şey koordinasyonu sağlayamayabilir. İkincisi oradan düşebilir. Hı-hı. Bu basketbolda çok oluyor Hı-hı. çünkü. Hı-hı. İkincisi de şu. Mental. Yani şimdi Muhammed 13 yaşında medyayı peşine takmış, arkasından mikrofon dolaştırılan Hı-hı. bir adam halinde, çocuk halinde olduğu için bunu yönetmesi çok zor bir şey. Tabii ki. Yani 17 yaşına geldi. Haklı olarak Beşiktaş tribünleri Muhammed oyuna girsin, maç kurtarsın. Hı-hı. 18 yaşında Muhammed nerede oyuna girsin? İşte Slaven Bilic döneminde denedi Slaven Bilic bunu. Hı-hı. Çok denedi. Yani oyunu aldı. 11 oynattı. Sonradan aldı hazırlık döneminde. Hı-hı. Olmadı. İşte aynısılarını Emre Demir'de yaşamayız umuyorum. Emre Demir yaşamayız umuyorum. Yaşayacağımızı biraz daha öğrendik. Yani yetiştirmeyi biraz daha öğrendik babasını sanki. Babasını da dinledim. Babası da yani dinlemekle ya da okumakla da olmuyor. Çünkü insanlar çok böyle yapmak söylersiniz, doğruyu Hı-hı. görürsünüz, söylersiniz ama uygulamaya gelince o daha zor bir şeydir. Yani Emre Demir şimdi bilinen gözde futbolcu oldu. Bundan sonra Emre Demir 2 sene boyunca da gol atamayabilir. Hı-hı. 15 yaşından bahsediyoruz. 15. Aynen öyle. Yani hala ülkemizde 21 yaşındaki futbolcunun genç olarak, gençtir tabii ki ama artık Hı-hı. genç bir futbolcu, genç futbolculuktan artık orta yaşlı futbolcu, yaşlı insan anlamında değil, futbolculuğun artık olgunluk dönemine doğru adım atmaya başlayan 21-22'de Hı-hı. gerekir. Bizde ama bu skala biraz daha şey, 25'e kadar genç. Ya şimdi mesela Umut Nayır, çok isterim çok büyük golcü olsun. Hı-hı. Ona da genç Umut, ya Umut Nayır genç, genç değil arkadaşlar. Umut Nayır'ı biz Ankara Gücü'nden, Ankara Spor'dan, evet. Göztepe'den biliyoruz zaten. Neler yapabileceği, yapamayacağı da bir değerli bir futbolcu. Süper Lig'de oynayabilecek bir Hı-hı. futbolcu. Ama Umut Nayır buradan çok acayip bir gelişme olmazsa Hı-hı. Umut Nayır bu. Aynen öyle. Oradan Umut Nayır bir üste taşıyabilir mi bilmiyorum. Neyse süremizin de sonuna geldik. Hı-hı. Emre Demir güzel bir örnek. Benim de hemşerimmiş, sonradan öğrendim. Mersin'miş. Kuvayi Milli Amatör takım vardır. Orada 8 yaşında Kayseri Spor'u tebrik ediyorum. Hı-hı. 8 yaşında bulmuşlar ve bünyelerini evet, kazandırmışlar. Gerekli lazım. Fırsatı da verdi Bülent Uygun. Ve golünü de attı. Umuyoruz devam gelir.